Coin hiç kolay adımda. Coin parada. Ekranlarından herkese mutlu hafta sonları efendim. Bugün konuşamıyordum. Niyeyse çünkü sana bir şey söyleyeceğim. Ağzımı böyle hazırlamıştım. Bugün Dünya Astroloji Günü'nün kutlu olsun sevgili Aycığım. Teşekkür ediyorum. Bütün astroloji camiasına kutlu olsun. Evet, bugün zaten çok keyifli konular seçtik. Bugün böyle çok hastalık mastalık konuşmayacağız. Hepimizin sevdiği konular konuşacağız. Astrolojiyi iki kere konuşacağız. Aynı zamanda çok önemli bir konu. Herkesin çok istediği bir şey var, boy uzatma. Boy uzatmak artık mümkün efendim. En çok ben istiyorum, biliyor musun? Bugün senin istediğin bir konu daha var. Hipnozla zayıflamak mümkün mü efendim? Biz bunu bugün denemiş bir yanımızda hastamız var. Mümkün mü? İşte atıyorum ne bileyim bilinçaltı yöntemleriyle, evet. Hatta hipnozla zayıflamak mümkün mü? Bunları konuşacağız. İsterseniz ben susayım artık, değerli misafirlerimiz konuşmaya başlasın. Biz bize başlıyor efendim. Bak, mümkün mü? Boy uzatma teknikleri neler? Hangi boyda ve kilodaki kişilere boy uzatma ameliyatı yapılabilir? Ameliyatla boy ne kadar uzatılabilir? Kaç yaşından itibaren uygulanabilir? Boy uzatma ameliyatlarında başarı ve risk oranları nedir? Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Serkan Gürcan yanıtlayacak. Zayıflayamamanın altında yatan nedenler bilinçaltımızda mı saklı? Bilinçaltı ile zayıflama arasında nasıl bir ilişki var? Zayıflamak için kullanılan bilinçaltı yöntemleri neler? Bilinçaltı yöntemiyle verilen kilolar kalıcı oluyor mu? Nörobilim uzmanı Deniz Egece cevaplayacak. Ezoterik ve okült astroloji nedir? Gökyüzü katlarında bulunan gezegenler ve sabit yıldızlar ne ifade ediyor? Gökyüzündeki en güçlü sabit yıldızlar hangileri? Koronavirüsün başlangıç ve bitiş tarihini işaret eden yıldızlar neler? Astrolog ve simyacı Jüpiter'in kızı Emel Hakan anlatacak. Astrolojik doğum haritasındaki güneş neyi simgeler? Varlık ve yaşam bilinci ne demek? Güneş doğum haritasında hangi evde hangi etkiyi yaratır? Doğum haritasında yükselen burcunu bilmeyenler güneş etkisini nasıl yaşar? Urenyen astrolog Sevilay Eriç'ten astrolojiye dair çok önemli bilgiler paylaşacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Efendim, bugün Dünya Astroloji Günü dedik ve eğer böyle bir günde bize böyle ortalama astrolog olmazdı. Jüpiter'in kızı astrolog ve simyacı Emel Hakan bizlerle efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Çok teşekkür ederim. Biraz heyecanlıyım. Hiç heyecanlanmayın. Bir kere öncelikle ben şunu öğrenmek istiyorum. Ben şimdi bakın, burada ezoterik ve okült astroloji diyoruz. Burada bu astrolojinin farklı... Arkadaşlar, kulaklığımı kapatabilir misiniz? Aynı anda konuşuyoruz. Ben hiçbir şey duymuyorum. Teşekkür ederim. Şimdi biz faniler diyeyim. Astrolojiyi nasıl biliyoruz ki? Ben daha ilgiliyimdir. Değil mi Sevilay? Hani biraz daha, bir tık daha programda yaptığım için bilgi sahibiyim. Fakat bu kelimeler bana böyle çok... Böyle ürkütücü geliyor. Gizemli değil de, yani şimdi diyorum ki acaba yani... Nasıl biriyle karşı karşıyayız? Burada böyle havalı bir isim var. Jüpiter'in kızı. Evet. Astrolog ve simyacı. Bir kere bunlar ne demek? Şimdi şöyle, Jüpiter esasında sosyal medyada beni Jüpiter'in kızı Emelci olarak tanıyorlar. Emel Hakan diye değil. Hatta soruyorlar o yüzden, isminiz gerçekten Emel mi diye. Bu Jüpiter benim haritamda en güçlü gezegen. Jüpiter, yay burcuyum. Yükselenim yay. Kızım gibi. Yükseleni yay değil de yay. O zaman güneş burcu yay. Ha, öğrendim artık, evet. Bunu. Güneş burcum da yay, yükselenim de yay, Merkür'üm de yay. Sizin Jüpiter'iniz çok güçlü olduğu çok için güçlü. Haritanızda siz kendinizi Jüpiter'in kızı diyorsunuz. Yani esasında o esnada o ismi verirken kendime tam da o sebepten dolayı değildi. Birazcık içsel bir durumdu. İçsel bir durumdu ve sayfamı açtığım gün
Jüpiter günüydü ve Jüpiter Neptün üçgeni vardı gökyüzünde. Birdenbire genişleme. Evet, birdenbire genişleme. Facebook açmayı bile bilmiyordum. Komşumu çağırdım. Gel dedim, bana bir sayfa açalım. Bu eski bir konu herhalde, Facebook. Jüpiter'in kızı olarak biliyoruz. Evet. Şimdi tabii bu anlamlarını muhakkak Seviler çok iyi biliyordur ama biz faniler tekrar bir kez, bu ezoterik ve okült astroloji nedir? Niye böyle bir isim koymuşlar? Normal işte Uranyen'e astrolojinin ne oldu? Partner ihtiyacı vardı. Çünkü kendi bilmiyorum aynı kadar bana ters bir şey diye içimden geçiyor. Ama işte sen aslansın şimdi. Aslanın zaten böyle bir ihtiyacı olmaz. Fakat terazinin böyle bir ihtiyacı var. O yüzden terazi burcunun varlık bilinci bir diğeriyle ölçülür. Yani terazi burcundaki insanları böyle hep bir partner arayışında mı, işte mesela ön yargısını kaldırmamız lazım. Tabii kesinlikle. Çünkü o kendisini tam asla hissedemez. Varlık olarak tam hissedemeyecek. Bir dakikamız varmış. Pardon. Kalırsa eğer yarına da devam edebiliriz. Yarın da devam edebiliriz. Evet, çünkü en azından söylemem istediklerimi söyleyip, eğer bir akrep burcunun varlık bilinci gizemliliğindedir, kontrolcülüğündedir. Hiç kimse benim içerime giremez der akrep burcu. Mistik. Ve evet, mistik, gizemli, cinsel manyetik karizmasına da sahip ve insanları aslında açık açık değil, dış içeriden gizli yönetebilme gücüyle varım der. Bu da güçlü bir manipülatif enerjiyi çalıştırıyor. Akrep burçlarında, akrep burçları gizemli oldukça kendi varlık bilinçlerini daha güçlü ortaya koyarlar. Yay burçları ise ben özgürlüğümle varım kızım, der. Kızım ama nasıl yani, bana ters bir iş. Evet. Özgürlük, kimseye bağlanmama, kimseye hesap vermeme, sadece inandığı şeyin peşinden giden olma, istemediği hiçbir şey yapmayan ve emri vakileri asla tahammül edemeyen, kendisini özgür görmek ihtiyacındadır. Bağlılık, bağımlılık asla yay enerjisinde değildir ve bunların en ufak bir kısıtlandırılması, inançlarına ters davranmak durumunda kalmak zorunda olmak onun kendi varlık bilincini yerinden oynatır. Sevilacığım, bu Ayşe ile ilgili aldığım bilgiyi bana çok kapı açtı. Gerçekten sürekli bu konularla ilgili, kızım bu arada benim yay. Gerçekten bu bilgiler bana bambaşka bir kapı açıyor. Maalesef ki yarına kaldı. Geriye kimler kaldı? Oğlak, kova ve balı da yarın konuşalım. Siz maalesef yarına ama geç olsun, temiz geç olsun olmasın diyelim efendim. Evet. Yarın başka ne konuşacağız? Onu ayrıca söyleyeyim. Önümüzdeki haftanın genel etkilerini konuşacağız. Harika efendim. Yarın 14.30'da Sevilay'ın yapacağı yorumları heyecanla bekliyorum. Yarın yine 14.30'da biz buradayız. TV 100 ekranlarında sizi bekliyoruz efendim. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bitcoin üç kola yadımdan.